Peki Beşiktaş'ı masaya yatıralım. Beşiktaş'lı taraftarları şu dakikalarda biraz mutlu edelim. Sevgili Onur Özkan. Onur günaydın. Günaydınlar nasılsınız? İyi bayramlar. Çok teşekkürler. İyi bayramlar. İçindeki çocuğun 23 Nisan'ı kutlu olsun Onur. Özellikle senin kutlu olsun. <gülüyor> 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 hepimizin hepimizin. Sen de büyütmemişsindir diye düşünüyorum. O çocuk orada kalsın öyle değil mi? Mutlaka mutlaka hepimizin içinde bir çocuk var. Ee, çocuklarımız var. Ondan ötesinde yetiştirdiğimiz evlatlarımız var. Bugün çifte bayram tabii ki bizler için hem Ramazan bayramının son günü hı hı. hem de bir yandan da bugün 23 Nisan tabii ki. Yani çok şanslıyız bu konuda. Çünkü dünyada çocuk bayramına sahip tek ülke biziz. Hı hı. Ee, bağlamda tekrar tabii ki e, Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha Minnetli teşekkür alalım. etmek bir borç sanırım bizler için. Tüm çocuklarımızın, o, dünya bir şey çocuklarının söyleyeceğim. Da. Onur sen de böyle şey diyor musun? Böyle çocuklar da büyüyünce, yani bende yok ama e, ya böyle yaşlanıyor hissine şöyle kapılıyorum. Mesela bizim çocukluğumuzda 23 Nisan dolu dolu geçerdi. Bayraklar, balonlar yani böyle büyüklerin o sevgisi. Acaba biz büyüdüğümüz için mi böyle bayramlar bizi artık böyle sanki yalnızlaşmışız hissi veriyor? Yoksa gerçekten yaşayanlar var mı? Yani bence genel olarak artık bayramlar eskisi gibi değerini yitirmiş mi artık bilemiyorum ama daha coşkuluydu bizim ya dönemimizde. Ya biz büyüdük ve kirlendi mi dünya? Biraz öyle oldu sanırım Deniz. Yani eski heyecanlarımızı hatırlıyorum ben. Hem işte Ramazan bayramı olsun, Kurban bayramı olsun, işte 23 Nisan, 19 Mayıs heyecanlarımızı hatırlıyorum. Şimdi çocuklara bakıyorum bir yandan. Üzülüyorum açıkçası. Dün arkadaşımla şunu konuştuk Onur. Yani sen de bilirsin. Ee, bizim çocukluğumuzda kapı kapı gezip el öpüp şeker toplar, para toplardık. Dün e, kız arkadaşlarımla birlikte onlar da çocuk sahibi e, biraz böyle sohbet ettik. Dedim ki ya kapı hiç çalmadı. Ya hazırladım da böyle bir şeyler. Acaba dedim muhitten dolayı mı? Kendi muhitimden dolayı mı? Yok Deniz ya dedi. Ben de dedi çocuğumu dedi e, şu anda dışarı çıkıp hani kapı kapı çalsın istemem. Artık o devir kapandı dedi. Yani dünyanın bin bir türlü hali var bir sürü şey normal oluyor. Geldik, evet. Çocuk çocukları korumak adına dedi. Yani böyle bir gelenek bizim zamanımızda iyiydi ama artık hiç kimse göndermiyor dedi. Böyle de bir durum varmış. Ben de yeni öğreniyorum. Çok evet normal. yani çok bizim yaptığımız çocukluğumuzda çok masumane, çok güzel bir şeydi aslında. bayağı da güzel paralar toplardık hatırlıyorum ben çocukluğumuzda. <laughs> Mis gibi? <laughs> Aynen. ama işte artık arkadaşım da söylediği gibi ben de bir çocuk babasıyım yani. Ben de şu anda çocuğumu hani gönderir miyim açıkçası göndermez. Ben de göndermezdim. Aynen. Ee, güzel, güzel bir dünya yaşadık. Şimdi bayram dedik bayramdan girdik bu güzel bayram sohbeti için teşekkürler. Beşiktaşlılar evet, öyle bir bayram sabahına uyandılar ki güzel istikrarlı giden takımları iki de gol atmış. Sevdiği oyuncular yıldızlaşmış. Tam bir çifte bayram yaşıyor. Ama tabii bir bayram ama bir, bir de bir umutlanma söz konusu. Nasıl umutlanmasınlar öyle değil mi? Nasıl bir Beşiktaş izledin? Açıkçası zor bir maç bekliyordum ben. Hani Bunun sebebi şuydu. Çünkü Trabzonspor maçındaki çok kötü bir oyun. Kaybedilen iki puan. Yani artık Beşiktaş'ın biraz daha hedeflerinden uzaklaştığını gördük. ya Böyle bir ortamda... Ümraniye Spor gibi de ligin altında yer alan bir takıma karşı takımı motive etmek, hazırlamak mental anlamda zordur her zaman. Ama dün öyle olmadı. Yani Beşiktaş büyük ihtimalle Ümraniye'de daha zorlu idmanlar yapıyordur diye düşünüyorum. Hı hı. Hiç yani Şenol Hoca'nın aslında bir başarısı olarak görüyorum bunu. Takımını mental anlamda, fiziki anlamda çok iyi hazırlamış bu maça. Ee, Ümraniye hiçbir varlık gösteremedi. belki maçın başında birkaç pozisyon vardı ama onun dışında Beşiktaş yani ikinci, üçüncü bir teste diyebilirim. Maçı aldı ve götürdü. E, tabii ki Şenol Güneş döneminde Beşiktaş belki oyun anlamında böyle çok üzerine bir şey katamadı. Ben böyle düşünüyorum ama kazanma alışkanlığını yakaladı bir kere Beşiktaş. Bu çok mühim büyük bir takım için. İşte son dönemde elde edilen üst üste galibiyetler. Bir Trabzonspor beraberliği girdi araya. Ama onun dışında Beşiktaş hem bir oyun istikrarı yakaladı. Belki çok üst düzey olmasa da. Hem de bir kazanma alışkanlığı Sence yakaladı. Sence bu arttı. ara kapanır mı Onur? Şampiyonluk için mi evet. söylüyorsun? Bence kapanmaz artık. Mümkün Aa, değil. Gerçekçi olmak lazım. Ama Beşiktaş'a yani, yakışır bir sıralamada bitirmiş olması da iyi oynayarak bitirmiş olması da bence tatmin eder diye düşünüyorum tabii, Beşiktaş'ları. Esirkle. Yani hayal tabii. kurmak güzel tabii ki ama tabii gerçekçi hayaller, gerçekçi hedefler peşinde koşmak biraz daha önemli bence. Şampiyonluk şu an değil ama lig ikinciliği halen evet Beşiktaş için ciddi bir hedefmiş gibi duruyor sanki. Tabi biraz da Fenerbahçe'nin maçlarına bağlı. Fenerbahçe'nin düşen oyununu görerek de bunu söyleyebiliyorum. Yani Fenerbahçe'nin performansı şu anda çok tatmin edici düzeyde değil kazansa bile. O anlamda Beşiktaş için tabii ki burada en önemlisi en mühimi o gemi limana yanaştırırken kazanarak yanaştırabilmek. Ve yeni sezon öncesi camiada bir bütünlük yaratabilmek. Çünkü Uzun süredir Beşiktaş camiasında bir bölünme var. Hı hı. Bir birlik beraberlik ortamı yok. İşte bu kazanmalar, bu galibiyet serileri yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta bu birlik beraberlik ortamını yaratabilir. Bu çok önemli bence. Onu ki bir da bir sana var. sormak istiyorum. Tabii, Tabii ki. Böyle konudan konuya geçiyormuş gibi olmasın. Hani daha e, dinamik tutabilmek adına hem de Beşiktaşlı taraftarların sorularına cevap olabilmek adına. Senin beş hakkın var. Beş kişiyi göndereceksin Beşiktaş'ta yeni sezonda. Kimleri gönderirsin? Zaten şu anda kendilerinden giden oyuncular var. Ee, Delali en başta zaten hı hı. şu anda gitmiş durumda. Onun dışında baktığımız zaman ben mesela belki ters gelecek izleyicilerimiz ama Omar Cole'in mesela Beşiktaş'ın oyuncusu olmadığını en başından beri söylüyorum ama hı hı. büyük ihtimalle e, takımda kalacak. Burada önemli olan şu. Şenol Hoca'nın gönderebileceği oyuncular mı, benim tercihlerim mi? Ya yani şu an gözüken senin tercihlerin. şu şu. Senin Ben şu anda benim... senin tercihlerini soruyorum. Senin tercihin Tabii ne ki. Olur? Be... Ya ben mesela dediğim gibi Omar Kole'yi takımda tutmam. Oraya hı. mutlaka iyi bir stoper alırım. Zaten deli Ali şu anda takımdan ayrılmış gözüküyor. Muleka bu takımın oyuncusu değil ben öyle düşünüyorum. Yanlış bir yatırım oldu. Muleka'yla de büyük ihtimalle yollarımı ayırırım. Yani onun dışında baktığımız zaman Beşiktaş'ın hani çok fazla gönderebileceği oyuncu yok. Mesela Şenol Hoca Enkudu'yu gözden çıkardı ben çıkarmazdım. Hı hı. Ya bir sezon daha takımda tutardım mesela en azından hamle oyuncusu olarak. Yani Beşiktaş'ın aslında iyi bir kadrosu var kesinlikle sezon yani başında çok fazla sezon takviye başında, de ihtiyacı yok. Sezon başında baktığımızda ben Beşiktaş'ın en beğendiğim kadro kuran takımların başında geliyordu Beşiktaş Aynen. ama. Aynen. Ya yani 3-4 sağlam ve nokta takviyeyle bu takım çok daha üst seviyeye ulaşabilir. Hı hı. O yüzden de çok fazla bir değişime ihtiyacı yok Beşiktaş'ın. Zaten şu anda gördük oturmuş bir kadro, oturmuş bir oyun planı yapısı var. Sadece belirli bölgelerde, özellikle orta alan bölgesinde ciddi eksikler var. Yani Beşiktaş'ın ortalığına baktığımız zaman Hadi Jetson, Salih. 3 oyuncu da benim için soru işareti şu anda. Yani Beşiktaş'ın Beşiktaş daha önceki şampiyonluk dönemlerini hatırlayalım orta alanlarını. İşte Josep Atiba vardı mesela orta alanda. Yani Beşiktaş'ın öyle bir ikili bulması gerekiyor mesela. Ee, orta alanda bir değişim olabilir. Savunmaya birkaç takviye. Onun dışında bence Beşiktaş'ın zaten hücum hattı çok zengin. Ee, çok fazla böyle büyük bir değişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum bu takımın. Peki ee, sevgili Onur çok çok teşekkür ediyorum. Onur Öztürk'e teşekkür, teşekkür edelim. Sana, ailene güzel bir bayram diliyoruz. Ee, o güzel çocuğunun da 23 Nisan'ı kutlu olsun. Benim için gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de herkese iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Yine bekleriz.